Merhaba arkadaşlar. Açık Hisse TV'de Dil Merhaba hocam. Anlatım 3 dersinde Seviyorum Ahmet Ali Hoca abi. ile beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Basit konular Dil Anlatım bunlar 3, değil mi hocam? evet. Hakikaten hani not almak, işte ne bileyim özet gibi şeyler var burada. Ne yapacağız abi, ne yapacağız? Bunları işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar diyecek ki ya hocam bunlar basit şeyler de. Yani garanti soruları var arkadaşlar bunların. Garanti, her sınavda sorarlar. Hani anlatım ve özellikleri biz nasıl anlatacağız, ne yapacağız, anlatırken neler yapmalıyız, anlatımdan önce neler yapmalıyız. Hani bunları göreceğiz burada. Not almak arkadaşlar hani hatırlanması için yazılan kısa yazılara not denir. Hani ne yapacağım? Mesela siz şu an dersi dinlerken ne yapacaksınız? Not alacağım. Önemli yerleri hatırlamak için ne yapacağız? Kısa kısa notlar alacaksınız. Ki zaten hocam sözünü balla kestim. Yakında sitemize bu PDF'ler yüklenecek arkadaşlar. Oradan direkt artık not almanıza gerek yok. Yani sen ne çıktıların yapayım? üzerine Bırak not hemen alsınlar direkt daha iyi. çıktıların üzerine not alın. Yok, Çıktıların üzerine not çünkü alın. yazmak iyi bir öğrenmektir. Yazmak iyi bir öğrenmektir. Arkadaşlar bunun için yapılan çalışma denir. O da ona da not tutmak denir. Hani not tutuyor musun? Evet, o çalışmayı yapıyor musun? Güzel. Anlamında. İşte sorusu vardır. Hatırlanması için yazılan kısa yazılara ne ad verilir? Not denir. Şeklinde soru var. Cidden var yani böyle. Geçelim abi burayı. Hemen geçtim Şimdi hocam. 3 şekilde not tutuluyor. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi not alma şekillerinden biri değildir? Değildir. Duyduklarından not almak, okuduklarından not almak, gördüklerinden not almak, araştırmalardan not almak. Böyle soruyorlar, bilginiz olsun. Hatta Temmuz sınavına baksın arkadaşlarımız, göreceklerdir. Bu soru kalıbı vardır arkadaşlar. Duyduklarından not almak, duyulan şeylere aynen değil, konunun özünü, temel ögelerini almaktır arkadaşlar. Duyduğumuz Üniversitede bizim şeylerden. yaptığımız çok Aynen fazla öyle. seminer. Özellikle hani sözel bölümlerde, değil mi? Çok fazla kullanıyoruz arkadaşlar. Okuduklarından not almak, ders çalışırken, gazete okurken işte not almak arkadaşlar. Kısa kısa notlar almak. Mesela şey hani günümüz ergen dünyası şey yapar ya, güzel bir bölüm vardır. İşte orayı ne yapar? Unutmak istemez orayı not alır işte ya telefonuna ya bir kağıda yazar vesaire. Arkadaşlar gördüklerinden not almak, gazete, şey gazete diyorum, gezide, Gizli. Tiyatroda, TV'de hoşumuza giden anları unutmamak için ne yaparız? Onları not alırız. Günümüzde fotoğraf çekiyoruz. Gerek. Evet, fotoğraf çekiyoruz. O da not Nedir? Almaya giriyor mu fotoğraf çekmek? Yok Ama ya, yazı o olması yazı lazım. Olmadığı için olmaz yani. Özet. Özet sözcüğün kökü ne abi önce? Öz. Öz. O zaman bir şeyin özünü vermek. Değil mi? Öz. Nedir arkadaşlar? Bir söz ya da yazının özünü veren kısaltılmış biçimidir. Bak abi, özet yapmak demek şu demek değildir. İşte yarısını yaz. Mesela bir paragraf var. Yarısını yaz. Abi biz lisede öyle yapıyorduk hocam. Vallahi ilkokulda ben de yapıyordum. Hakkını helal etsin hocalarımız. Böyle yapıyorduk yani. Özetin çıkar Ama gel ben diyorlardı. Ben yine şey yapıyordum hocam. Baştan iki, ortadan iki. Tabii tabii yani öyle. Ah biz vicdansızlar. Evet, bir söz ya da yazının kısa özünü veren kısaltılmış biçimidir. Şurayı bak. Hocamız, arkadaşımız renkli kalemle yazmış. İyi olmuş. Ayrıntısız anlatımdır. Hangisi ayrıntısız anlatımı ifade eder? Açın soruları göreceksiniz arkadaşlar. Özet. Hangisi ayrıntısız anlatımı ifade eder? Özet. Cevabımız özet olacaktır. Bir metni sadece kısaltmak yanlış. Özet olur. Metnin ana fikrini çıkartmaktır. Özet yani ana fikirdir bizim zaten. Bizim yaptıklarımız değil. Değil. Sizin yapacaklarınız. Hayır abi, sizin yapacaklarınızdır. Evet abi, bunu da alalım abi. Evet, böylelikle arkadaşlar bir dersin sonuna geldik. Aynen. Arkadaşlar YouTube'da Açık Hisse TV yazarak sayfamıza abone olmayı unutmayın. Instagram, unutmayın. Facebook, Twitter, Google Plus'ta da bizleri takip edebilirsiniz. Edeyim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.